Arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bir iletişim bilgilerini hatırlatıp inşallah hocamla devam etmek istiyorum, Recep Konuk hocamla. 0530 234 0488 numaralı telefondan bizlere WhatsApp yoluyla inşallah sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de cevaplamaya çalışacağız. Evet hocam, bu ABD ile vize krizini konuşuyorduk. Şimdi bu vize krizinin piyasalarda 3.60'da başlayan süreç gece yarısı 3.80'e, bugün de 3.70, 3.72 bandında dolar olarak söylüyorum bir hareket yaptı. 104'lerden 100'lere düştü Borsa İstanbul. Altın tarihi bir rekor kırdı. 157 TL'lere, 158 TL'lere kadar neredeyse çıktığı söyleniyor. Hocam bu piyasalardaki euro, dolar, altın dalgalanması nereye kadar sürecek veya bu sürecin devlet yetkilileri tarafından nasıl absorbe edilmesini düşünüyorsunuz? Sizin buradaki görüşleriniz nelerdir hocam? Teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten Türkiye'mizin güçlendiğini ve her alanda artık tecrübelendiğini bu olayda da görmüş olduk. Mesela bugün dediğiniz gibi olay akşam saatlerinde açıklandı ama bugün Borsa İstanbul'a bakıyoruz. %3'lük, 3.5'luk bir düşüş gösterdi. Dolar euro bandında bugün yine %2.5-3 civarında bir yükseliş gösterdi. Eski Türkiye olsaydı, evet, tecrübesiz, güçsüz, cılız Türkiye olsaydı, açık söylüyorum, bugün en az %50 devalüasyon bekliyordum. Çünkü sonuçta bir vize uygulaması gibi gözükse de Amerika Birleşik Devletleri bugün bize ambargo uygulamıştır. Bunun adı ambargodur. Çünkü Türk vatandaşlarına uçuş, Türkiye'den uçuş yaptırmıyor. Evet. Bürokratlara yaptırmıyor. Yeşil pasaportluya bile yaptırmıyor. Ama ekonomiye baktığımız zaman şükürler olsun çok büyük bir dalgalanma olmadı. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ben bunu nereye bağlıyorum? Güçlü ekonomiye bağlıyorum. Tecrübeli bir yönetime bağlıyorum. Ve Merkez Bankası açıklama yaptı, biliyorsun, likitede, yani nakit parada kesinlikle sıkıntı yok dediler. Yani o yüzden burada ekonomik olarak takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Devamında ne olur? Beni en çok endişelendiren bu iki hafta sonraki Avrupa Birliği başkanlarının toplantısı. Burada çünkü şöyle düşünüyorum ben, ekranla sürekli söyledik bunu. CIA, BND, yani Almanya'nın gizli örgütü BND ortak çalışıyorlar. Bugün CIA, Amerika bir adım atıyor, Almanya bir adım atıyor. Tahminim büyük ihtimalle Türkiye'nin müzakerelerini askıya alacaklar Almanya önderliğinde. Orada da nedir, biraz dalgalanmalar olabilir ama bu bantta seyredeceğini ben düşünüyorum. Şu çağrıyı yapmak istiyorum izleyicilere, müsaade ederseniz. Kesinlikle bugünden itibaren dolar, euro yükselir. Altın yükselir. TL'mizi altına yatıralım. Dolara yatıralım. Yapan hainlik yapar. Zaten bugün bir otobüs işletmesi firması sahibi bir vatandaşımız sosyal medyada paylaştı. Evet. Bir bankadaki 3 milyon dolarını hemen bozdu, TL'ye hesabına geçirmiş. Kampanyasını başlattı. Evet, evet, kendisi tebrik başlatmış bu lazım kampanyayı. İşte bu tarz kampanyaları. Peki hocam, mesela devam etmemiz lazım. Sizin bu AB'nin uygulayacağı yaptırımları söylüyorsunuz ama AB de kendi içinde mesela oldukça karışık bir Katalonya krizi var İspanya'nın. Evet, evet. Theresa May'in yapmış olduğu bir açıklama var Brexit ile alakalı. Biz topu AB Birliği'ne attık tarzında. Evet. Yani AB'nin de ekonomik olarak, siyasi olarak çok rahat olmadığını görüyoruz. Yani Sayın Özkan'ın sizin de söylediğiniz gibi ticari hacim olarak bizde de çok ciddi ticaretleri var. Bizden ithalatları var mesela. Evet. Her ne kadar biz ihracat rekoru kırsak da bu genelde otomotiv sektöründe oluyor ama otomotivi de biz yine AB ülkelerine satıyoruz. Yani evet. Sizce AB'nin zaten ABD ile de olan bir sıkıntılı ilişkileri var. Biliyoruz bir Fransa ile, işte İngiltere ile, bu işin arkasında İngiltere-ABD kapışması olduğunu geçen programlarda da siz de söylemiştiniz. Sizce bu sert bir açıklama veya sert bir tutum gelir mi? Hani bunlar piyasaları veya Türkiye ekonomisini çok etkiler mi? Ya şöyle söyleyeyim. Bugün az önce rakam verdik. 75 milyar dolar civarında ihracatımız var. Evet. Ama yaklaşık 67-68 milyar dolarda ithalatımız var bugün Avrupa Birliği'nden. Türkiye onlar için çok büyük bir pazar. Katılıyorum ama burada
olayı şöyle değerlendiriyorlar sevgili Altun. Türkiye İslam'ın son kalesi olarak değerlendiriyorlar. Ve gerçekten Türkiye'nin dik duruşu bütün İslam ülkelerine ümit olduğunu gördükleri için bizim üzerimizde birçok oyunu deneyebilirler, oynayabilirler. Ekonomik zararı da göze alabileceklerine ben inanıyorum. Ama biz ne yapacağız? Halkımızın direncini kırmadan, bu ekonomik hainliklere düşmeden, mesela bir dolar kuyruğuna gitmemeliyiz, bir altın kuyruğuna gitmemeliyiz. Yine TL'yi değerli tutmak için TL'de kalmalıyız. Bence başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Bu bir süreçtir ama katılıyorum. Hepten de kendilerini de yok edecekler anlamına gelmez. Bugün biliyorsunuz Katalonya'da bir ışık yandı. Yarın büyük ihtimalle özelliklerini ilan edecekler ve iç savaşa doğru İspanya'nın gittiği, özür diliyorum, tamamlıyorum. Bugün Belçika'daki Flemenlerin ayağa kalktığını görüyoruz yine. Onlar da bir özellik söylentileri başlıyor. Yani o yüzden bu fitil yandı artık, bütün Avrupa'yı saracak diye düşünüyorum. Bakın Recep Bey'e ben de katılıyorum. Bu fitil yandı. Hatta ve hatta kesinlikle Belçika var. Evet ama bence daha önemlisi Almanya'nın Kuzey Bavyera eyaleti. Evet. Bakın burası şu anda ayrılmayı konuşmaya başladı. Yani Avrupa bir zaman sonra, bu artık işte 6 ay içinde olabilir, 2 sene sonra da olabilir. Ama bir zaman sonra Avrupa kendinle uğraşmaktan başkasına fırsat bulamayacak. Geçmişte hatırlayın. 100 yıl savaşları gördü zannedersek. Hani Avrupa 100 yıl savaşlarını gördü. Evet. Yani 100 yıl savaşlarını gördü. Osmanlı bunlarla işte kendi işlerinde çok ciddi ayrılığa, ayrışmaya düştüklerinden dolayı Osmanlı bunları her bulduğu savaş sahnesinde diyelim perişan etti. Şimdi aynı yöne doğru süratle ilerliyorlar. Çünkü bakın neden ilerliyorlar? İlerleme sebepleri şu. Avrupa'nın birçok ülkesinde biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ve bu yıl seçim yıllarıydı. Evet. 2-3 hafta öncesinde biliyorsunuz Almanya, 2 ay önce Avusturya, daha önce Hollanda ve önümüzdeki ayda Hollanda daha bugün kurdu zannederse veya görüşmelerin başında. O da işte hani sınırda bir hükümet kurdu. Önümüzdeki günlerde gene seçimler devam ediyor ve bu seçimlerde genel ülkelerde aşırı milliyetçilik akımı, yani aşırıcılar hep puan artırarak geliyorlar. Aşırıcılar puan artırması ne demek biliyor musunuz? Irkçılık. Yani Avrupa kaynayacak demektir. Kaynadıkça kendi sorunlarına çare aramaktan Allah'ın izniyle başını kaldıramayacaklar gibi düşünüyorum. Neonaziler şeye girdiler değil mi? Evet, meclise girdiler. Sayın Özkan, size bir de şeyi sormak istiyorum müsaadenizle, yani bu İdlib konusunu. Türkiye aylardır ABD'nin YPG, PYD, hocamın da söylediği gibi 4000 tıra yakın silah vermesine istinaden Türkiye'nin çeşitli askeri birliklerinden sınırlara oldukça hem teknolojik hem askeri olarak yığınak yaptığını görüyoruz. Öncü birliklerle de İdlib'e bir operasyon düzenlendi veya düzenlenmeye başladı. Bu Astana süreciyle başlayan süreçte. Buradan sonraki aşamanın Afrin olacağı söyleniyor. Afrin biliyorsunuz PKK'nın yönetimi altında olduğu, terör örgütlerinin yönetimi altında olduğu bir yer. Ama bu İdlib'le beraber Afrin'in de kuşatıldığını, buradaki teröristlerin de ufak ufak oraları boşalttığı tarzında bir takım açıklamalar basına sızıyor. Onun akabinde rejim güçlerinin de İdlib'e DAEŞ'i bir koridor açıp işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstüne salmak istediklerini, düzenli bir ordu olan TSK'nın karşısında YPG'nin veya birkaç harften oluşan terör örgütlerinin tutunamayacaklarının onlar da farkında olduğunu görüyoruz. Sizce Türkiye'nin İdlib konusunda tutumu nasıl olmalı? Çünkü İdlib karmaşaya çok mehal bir yer. Her an sorun çıkabilecek bir yer. Bundan sonraki sürecin sizce nasıl işlemesi lazım? Teşekkür ediyorum. Şimdi İdlib konusuna ben biraz böyle dolaylı yoldan giriş yapmak istiyorum. Dünyada şu anda ciddi derecede Amerikan karşıtlığı yükselerek ve belli bir ivme içerisinde yükselerek devam ediyor. Geçtiğimiz 3-2 ay önce veya kaç ay önceydi hatırlayamadım şimdi ama biliyorsunuz Suudi Arabistan
Amerika ile 350 milyar dolarlık yaklaşık bir silah anlaşması imzaladı. Evet. Ve Suudi Arabistan Amerika'nın bölgedeki en ciddi müttefiki ve en hararetli savunucusu konumunda. Şimdi Türkiye'de hani NATO'dan dolayı müttefiki ama Türkiye şu anda Amerika ile ciddi derece bugün bir açıklanan bir araştırma neticesinde Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı tarihte hiç olmadığı kadar %78'e kadar çıkmış şu anda. Dünya üzerinde zaten en ciddi karşıtlık bizde %78 düzeyinde karşıtlık. Şimdi dünya ülkelerinin Amerika'ya olan bakış açısı giderek olumsuz, negatif bir görünüm elde ediyor. Bunu artık en yakini ülkelerde net bir şekilde ortaya görebiliyoruz. İşte dediğim gibi geçen hafta Suudi Arabistan'ın kralının Rusya'ya gitmesi, Rusya'da hava savunma sistemleri ve belli bilimum savunma sanayi silahların anlaşmasını yapması ki Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir Amerikan müttefiki olduğunu bilmemize rağmen buradan şu anlıyoruz. Demek ki Suudi Arabistan'ın Amerika'ya olan inancı da güveni de artık azalmaya başlamış. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Bakın tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Şimdi ben 2003 öncesine geçmek istiyorum. Bu İdlib olayını daha iyi anlayabilmemiz adına. Şimdi 2003 Irak, Amerika'nın Irak Savaşı'ndan önce aslında bir haritamız vardı. Bunu rejiden istersek. Şimdi ben müsaadenizle bir ayağa kalkayım inşallah. Şimdi bu 2003 öncesi Orta Doğu haritası. Türkiye, Irak, Suriye, Irak, işte İran, Suudi Arabistan, Ürdün gibi. Bu yıllara dayanan bir anlaşmanın aslında daha doğrusu bir planlamanın neticesinden geliyoruz hele. Şimdi şu bölge şu anda hani karışan ve Musul Kerkük biliyorsunuz şurası. Enerji havzası olan bölge aslında 2003 yılından önce hani meşhur hep laflar vardır ya Amerika'nın işte 10 yıllık, 20 yıllık, o 50 yıllık planları vardır diye. Bu buradaki bu enerjiyi buradan Akdeniz'e ulaştırmak, bir Kürt kantonu oluşturmak adına biliyorsunuz 2003 yılında Oğul Bush ne yaptı? Saddam Hüseyin nükleer silah taşıyor bahanesiyle Irak'a savaş açtı ve Irak'a tarumar etti. İşgal değil, tarumar etti. Peki, bir sonraki haritamızı görebilir miyiz? Bu Irak Savaşı'ndan sonra, Irak'ı biliyorsunuz ne oldu? Irak'ın kuzeyi Kürt bölgesel yönetimine verildi. Güney kısmı da Cumhurbaşkanı olarak geçen hafta ölen Talabani'ye Cumhurbaşkanı yapıldı. Ve Başbakan da ve yönetim olarak da Nur el-Maliki'ye yani Şii akıma verildi. Yani orada Sünniler ve Araplar tabiri caizse lağvedildi. Hiçbir hükmü kalmadı. Peki şimdi onun yanındaki komşusu olan Suriye vardı değil mi? Bu Kürt kantonunu denize ulaştırabilmek adına. Şimdi Suriye'de ne yaptılar? 2011 yılında Esed bahanesiyle, daha doğrusu onun öncesinde bir Arap baharı Tunus, Tunus'tan başlayarak Mısır üzerinden Suriye'ye ulaştı. Ve Suriye'yi Esad'ın da buna bilgisizce, cahilce, aslında öngörüsüzce destek vererek ülkesini bakın bu hale getirdi. Şimdi bu neydi? Önce hani hep ne diyorduk ya, DAEŞ örgütünü CIA'yı kurdu diye. Bu siyah gördüğümüz bölge Suriye topraklarının DAEŞ'in elinde bulundurduğu yer. Daha hani kattığı yer mi diyelim, fethettiği yer mi diyelim, ne diyelim artık buraya. Ve burası enteresan bir şekilde biliyorsunuz kamyonetlerle alındı. Yani bildiğiniz pick-up'larla, kamyonetlerle Suriye üzerinde bu siyah gördüğümüz alan DAEŞ'in elinde. Burası YPG Kürtlerin elinde. Burası Afrin.
Burası da Kürtlerin elinde. Burada Kürtler derken PKK'yı kastediyorum. Tabii. Kürt vatandaşlarımız yanlış anlamasın. Bu tabii ki PKK ile alakalı. Şu pembe olarak veya kırmızı ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum. Buralarda rejimin, Esad yanlılarının elinde. Yeşil gördüğümüz yerlerde Özgür Suriye Ordusu, bugünkü adıyla Özgür Suriye Ordusu'nun gözetiminde, denetiminde olan yerler. Şimdi bu Suriye'de bakın, bu kadar büyük alanı pikaplarla elde eden, kamyonetlerle kazanan DAEŞ, bir sonraki haritaya geçebilir miyiz? Öyle bir kurgu yaptılar ki, bakın öyle bir kurgu yaptılar ki, işte bir sonraki harita gelirse, evet, şimdi burada biraz önce gördüğümüz şu alanın neredeyse tamamı DAEŞ'in elindeydi. Aradan yıllar geçince asıl niyet ortaya çıkıyor işte. Bakın şurası komple kime bıraktı DAEŞ burayı? YPG'ye bıraktı. Çatışmadan YPG'ye bıraktı. Peki şurası ne? Afrin. Burası İdlib. Şu anda konumuz olan yer burası. İdlib. Peki ne diyorduk burada daha önceki programlarda da? Amerika burada bir Kürt kantonu, buradaki şu Musul ve Kerkük'ü de, bakın buranın devamı abi, Irak toprakları. Özür dilerim, Kürt kantonu demedi, terör kantonu desin. Terör kantonu. Evet, buranın Kürt devamı, kardeşlerimiz alınıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Buranın devamı da işte o bize bahsedilen, şu anda referandumu yapılan Irak'ın kuzeyi, yani Irak Kürt bölgesel yönetiminin sahip olduğu topraklar ve bunun devamında da Musul Kerkük var. Buradan doğru böyle devam ederek Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen, çünkü burada önlerinde sadece bir rejimin Laskiye kısmı kaldı. Çok burayı da Rusya ile anlaşarak planları anlaşarak bu bahsettiğimiz terör kantonunu çok, hani tabiri caizse, sorunsuz bir şekilde oluşturacaklar idi. Fakat ne oldu? Biz geçtiğimiz şeyde Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Evet. Doğru mu? Bak burası şu anda Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olan bölge. Biz bu operasyonu yaparak Kürt kantonuna, daha doğrusu terör kantonuna bir çelme taktık. Evet. Tam ama yok etmedik. Şimdi yapılan şu an Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde Özgür Suriye Ordusu önderliğinde harekat başlatılan yer burası. Peki biz burayı eğer YPG'den temizlersek, bakın burada DAEŞ falan yok. Evet. YPG'den temizlersek işte Amerika'nın 50 yıllık planı tamamen çöpe gitmiş olacak. Neden? Çünkü buradan hiçbir şekilde Akdeniz'e ulaşamayacak. Şimdi burada ne, burası şu kısım, bakın şu kısım şöyle komple Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçtiği zaman yıllardır planlanan o 4000 tır silah, bu kadar destek ve bunlar sadece bunun içindi. Bu operasyon, bu İdlib operasyonu, o Fırat Kalkanı ile çelme taktığımız bu Kürt terör kantonuna çelme taktığımız harekat İdlib'le Ayyuk'a ulaştı. Amerika şu an çıldırıyor. Yani hani bu vize, biraz önceki aradan önceki konuşmamız vardı ya, bu da ona bir sebeptir. Şu an eğer Türk ordusu, ki inşallah muvaffak olacaktır, burada yönetimi Özgür Suriye ordusuna hani sağlayacak bir şekilde bir kontrolü ele alırsa, şimdi şu kısım komple Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçeceği için, hani deniyor ya Afrin, Afrin burada kıskaca alınmış kalacak. Bakın şu kısım zaten Türkiye toprakları. Şu kısım, evet, Hatay. Şu kısım da Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olacağından dolayı Afrin burada tamamen kıskaca alınacak. Ne olacak? Buradan, buradaki PKK, YPG, PYD unsurları kaçarak diğer tarafa gitmek zorunda kalacaklar ya da ölecekler. Dolayısıyla Amerika'nın bu terör kantonu, bu enerjiyi Akdeniz'e ulaştırma projesi, 50 yıllık projesi yerle eksen olmuş olacak. Dolayısıyla bize krizinin arkasındaki yatan sebepleri sebeplerden ama asıl yani. asıl sebep tabii ki bu. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Siz 50 yıllık planınız var sizin. 50 yıllık planınız var ve bu 50 Ahmet yıllık abi, planını... Tek cümleyle sana katkı yapayım. Ben %100 sana katılıyorum. Allah'ın izniyle de başarılı olacağız ama tek şart var orada. Evet. Kafir Rusya, Şia İran,
Şia, Irak bizi satmazsa. İnşallah satmaz. Şu anda satar satmaz önemli değil. Evet. Satar satmaz önemli değil. Evet. Biz kendi işimizi yapıyoruz şu anda. Evet. Farkındaysanız Rusya ile olan anlaşmamız şu şekilde. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bunu açık açık söyledi. İdlib'in içerisi bizden sorulacak. Dışarısı ve hava kontrolü Ruslar tarafından sağlanacak. Evet. Yani sen kendi işini yaptıktan sonra İdlib'in içerisini terör unsurlarından temizleyip oraya Özgür Suriye ordusunu yerleştirdikten sonra Rusya seni hani satsa ne olacak, satmasa ne olacak? Sen kendi işini düzgün yaptığın sürece Allah da senin yanında olacaktır. İnşallah. Şimdi hemen tek cümleyle toparlıyorum. Bu haritadan da anladığımız üzere bakın DAEŞ denen bir terör örgütü oluşturuldu. Bu örgüt ne zaman oluşturuldu? Bir FETÖ örgütü biliyorsunuz 2009. 40 yılda. Hayır. Bir FETÖ örgütü 40 yılda oluştu. Bu hale geldi. DAEŞ'in siz hani bir 10 yıllık bir plan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Kesinlikle. Aynen. En az 50 yıllık planlar içerisindeydi. Aynen. Şimdi bu kadar harcama, bu kadar şey, bu kadar zaman neyle? Evet. Sadece bir adamın dik duruşuyla, Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla yer ile eksen oldu. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin bu kadar Türkiye'ye hasmane bir tutum sergilemesi ve özellikle Tayyip Erdoğan'a düşmanca tavır almasının da sebebi bu biraz önce anlattığımız olayla alakalıdır. Ama biz Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'nın arkasında durduğumuz sürece Sayın Bahçeli'yi burada özellikle tebrik etmek istiyorum. Ciddi bir arkasında duruş sergiliyor. Devletin ve milletin. Burada Tayyip Erdoğan şahsı önemli değildir. Devletimiz ve milletimiz önemlidir. Da konuşalım inşallah Sayın Özkan. Sevgili hocam, değerli görüşlerinizi paylaştınız Sayın Özkan. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir gündem ve ekonomi programının daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.